Özge hatta mı arkadaşlar, öyle dediniz, doğru mu? Alo. Özge merhabalar canım. Merhaba. İyi misin, nasılsın? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Ne kadar iyi olabilirim bilmiyorum ama. Eşim burada, 12 yıllık eşim burada, Görümcen burada ve diyorlar ki işte yani Görümcen'in eşinin kuzenine, akrabanıza kaçmışsınız. Öyle mi, sen o yüzden mi evi terk ettin? Şahin yüzünden mi evi terk ettin? Ya şöyle söyleyeyim, kaçmak değil, o kendisi kovdu zaten. Aramız hiç iyi değildi zaten. Karı koca ilişkisi gibi değildi. Peki akşam akşam barışmadık mı seninle Özge? Ben kendimi Özge'yi bir dinleyeyim. Özge, evet söyle Özgeciğim. O kendisi atlamazsa lafa serinirim. Kendisi kovdu, nazarda şahit, ablası Nuray'da şahit. Söylesinler yani, yalan yanlış şey yok burada. Sabah ama şöyle söylüyor Özge, diyor ki sabah diyor hastaneye gideceğim diye gitti Ramazan, evet. Sonra da işte yayını izleyebilir mi bilmiyorum, sonra da dedi o sırada işte yarım saat biriyle konuştu, sonra öğrendik ki işte Şahin'in annesi aramış, Şahin'in annesinin yanına oraya gitmişsin, evet. Onların evine gitmişsin. Ona da şöyle bir açıklık getireyim. Evet, biz dün akşam tartışmıştık, yani o akşam. Tartıştıktan sonra bu bana barışmak falan istedi. Kendi çapında bir şeyler yapmak istedi. Ben barışmak istemediğimi söyledim. Söylemedin, yalan konuşma yayında. Ben barışmak istemiyorum dedim. Zorla sarılmaya falan çalıştı. Bunun bana sarılmasından rahatsız olduğum için tamam dedim. Ama içimde hala kırgındım. Neden tartıştınız? Bir gün önce neden kavga ettiniz peki? Sabahki muhabbete geleyim, ondan sonrasını açıklığa getireceğim. Sabah oldu, ben ona dedim ki bak ben sağlık ocağına gidiyorum, söyledim, evden kaçma gibi bir niyetim yoktu. Baksana. Sağlık ocağına gidiyorum dedim. Tamam. Kendisine söyledim, evden kaçan bir insan bunu söyler mi? Birincisi bu. İkincisi o dedi ben motorla götürürüm seni. Ben kabul etmedim kırgın olduğum için. Tek başıma yürümek istiyorum dedim. Gittim. Orada ilçeye, orada kalacak yerle iş veya ev bulup o yüzden çocuklarımı alıp gidecektim. Planım buydu, açık ve net. Ondan kurtulmak istiyorum. Gerçekten artık bu evliliğin yürümeyeceği... Neden Ramazan'dan ayrılmak istedin? Ne oldu? Yani en büyük problem neydi aranızdaki? İzzetli geçimsizlik, kavga, dövüş, her şey vardı. O nazar da şahit, Nuray da şahit, yalan söylemiyorum. Hiçbir şekilde anlaşamıyorduk. Mutlu değildiniz yani, doğru mu anladım ben? Kesinlikle mutlu değildik, karı koca gibi değildik. Birbirimizi anlamıyorduk. Ben ona defalarca söyledim. Ramazan beni bırak, ben ayrılmak istiyorum. Bu ilişki böyle yürümüyor. Öyle mi Nazar? Peki Nazar'cığım öyle mi peki? Yani bu kadar problemli bir ilişkileri mi vardı? Yani tabii canım, biz beraber çok sohbet ettiğimiz oldu kendisiyle. Diyordu zaten hani yapamıyorum gülüm. Böyle diyordu ve abime de söylediğini biliyorum yani. Ayrılmak istediğini söyledi. Abim hani çocuklarımız var, ne gerek var? Yani daha dikkatli oluruz. Şu anda Şahin'in yanına mı? Onu bir öğrenebilir miyim? Şahin'in yanına mı gittin? Şahin seni destekledi mi? Bu ilişkiyi bitir, biz beraber bir ilişki yaşayalım mı dedi? Tabii. Doğru mu Özge? Yok, şu anda ben ailemin yanındayım. Samsun'a geldim. Onlar bana sahip çıktılar. Bu kişi beni dövdü. Evet. Kolumu... Kovma, bak anlatacağım, bir konuşsun. Nazar da şahit. Kolumu şimdi... çevirip kırıyordu bileğimi. Peki Özge, dinler misin? Duyuyor musun beni? Evet. Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum. Sen şiddetli geçimsizlik vardı. Her şeyi bana yüklüyorsun ya. Diyorsun ya sen kovdun et. Yalansa yalan de, Allah şahit buna bak. Yalansa yalan de. Sen çocuğuma video çekmiyor diye yapmadığını bıraktın mı? Ben burada söyleyemiyorum dediğin lafları da. Bak dediğin ya lafları ben burada söyleyemiyorum. Neler yaptın? İkinci, bir dinler misin? Dur ya, ben bir anlatayım. Bir dakika. Sen demedin mi? Dediklerini söylüyorum ya. Yalan bir şey varsa de ki bana yayında yalan. Yalan de yani. İşte yok, benim imam nikahını attım. İşte 10 gündür, son 10 günde ben sana sarılmaya çalıştım. Sana dokunmaya çalıştım. Sen ne yaptın bana son 10 günde? Hadi tamam, son gün kavga ettik. Bir dinler misin? Tamam, bitsin, sırayla konuşalım. Şöyle yapalım Ramazan, yerine geç canım, yerine geç. Senin de soracakların var anladığım kadar Özge. Yani ya. Özge de o evde mutlu değil. Tamam, yok anlıyorum. Tamam Özgeciğim, şöyle yapalım tatlım. Sen buraya gelirsen daha sağlıklı bir yayın yapacağız. Gel buraya ben Özge, yüz yüze görüşelim. Evet, ben seni buraya bekliyorum. Yani en azından
Ankara'dan yani hemen yayına bağlandı ve söyledi evet, ne olduğunu. Evet. Ama yüz yüze gelip görüşelim. Tabii tabii. Şahin anladığım kadarıyla kabul ediyor mu? Şu anda onun yanında olmadığını söylüyor. Şahin'le birlikte değil. Şöyle bak. Anlat. Birlikte değilim. Hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama Özge, arkadaşlar Özge'yle bir konuşur musunuz? Onu bir buraya get, lütfen gelsin. Özge'cim seni buraya bekliyoruz. Evet. Buraya beklediğimiz bir kadın daha var. Allah aşkına Özge'yi bulduk. Özge'yle evet, konuştuk. Ondan sonra en azından sesini duyduk. Evet. Bulduğumuz bir kadın daha vardı. Evini terk etmişti. Osmaniye'den gelen sevgili Mustafa Bey'le, sevgili Mehmet Bey. Mustafa Bey'in eşi, 23 yıllık eşi, Mehmet'in de annesi. Şimdi Medine'yi biz bulduk ama Özge bakalım gelecek diye tahmin ediyorum. İnşallah burada olacak ve kocasıyla yüzleşmeye gelecek. Ama Medine ne yapacak? Medine'yi merak ediyorum. Çünkü Medine'yi bir türlü ikna etmekte zorlanıyoruz. Medine biliyorsunuz Serkan...